Pazarda fiyatlar yüksekti. Enflasyon çok yüksek. Ürünlerimiz pahalı. Vatandaşın alım gücü düşük. Yani her şeyimiz, paramızın değeri yok. Değeri düştü. Yani tam kazanç olarak elde fazla bir şey kalmıyor. Fazla bir şey alamıyoruz yani. Devletin, hükümetin para politikaları, faizler, doların artması, mazotun pahalanması, vergiler vesaire. Bu şekilde bunlar endeksli, yani birbirine bağlantılı olarak. Şu an seyrek. Kış sezonu biraz daha zayıf geçiyor. Yazın belki biraz canlanır. Yeni yıldan bu şekilde vergiler vesaire, hani aldığımız şeyler pahalandıkça bizim kazancımız aynı düşük olacak. O yüzden fazla beklentimiz yok. Şu duruma bakaraktan, buna nazaran yeni yıldan hiç iyi olacağını zannetmiyorum. Niye diyorsan, aynı az önceki söylediğim gibi emeklilerin maaşına zam gelse bile efendime söyleyeyim, bugün ev kiraları olsun, harcamalar aşırı derece böyle bir pahalı yani her şey. Benim alamadım kardeşim. Hayat şartları gerçekten çok kötü. Enflasyon sıfır. Para kazanma olayı yok. Ama hayata sıkı sarılmaktan, mücadeleden yılma yok. Hayat devam ediyor. 1-0 geriden devam ediyor. Masraflar ağır kardeşim. Mazot olmuş 38-40 lira. Ondan sonra artı hayat şartları gerçekten insanları yordu. Psikolojik olarak herkesin dengesi bozuk. Sistem çöktü. Gerçekten çöktü yani. Şu anda alım gücü sıfır. Vatandaşın gerçekten sıkıntısı var ama aza kanaatkar edeceğiz. Geçici sıkıntıları bu şekilde birbirimize destek olarak çözeceğiz. Tek sıkıntım benim, emekli olamadım. Yüreğim yanıyor. Benim yanımda çalışan adamlar emekli oldu, ben olamadım. Sıkıntı orada. 7200 gün düşsün emekliyim ama 9000 gün. 50 tane adam çalıştı, hepsi emekli oldu, ben olamadım. Vallahi şu anda sen de görüyorsun, gördüğün gibi pazarımız bomboş. Yani her şey ateş pahası. Yani millet nasıl yetiştirecek, edecek? Yani hayret ediyorum ya kendim. Emekli maaşları 7500 lira alıyorlar. 10 milyon yapsalar ne olacak yani? Hiç değişen bir şey olmayacak. Çünkü Ocak ayında bildiğiniz gibi 56 nokta küsür mü ne? 54.6 her şeye zam gelecek. Bunlar hep her şeyi etkiliyor zaten. Ya bundan sonra açlığa mahkum. Çocuklar çok almış da şimdi aklıma geldi. Var evde, var. Çocuklar da almış. Ben de aldım. Abi kaliteli marka. Gene bu çocukların işi abi. Alo, yok mu lan? Ne oldu sakallı? Sakallı torunu oldu ya. Ey maşallah. Ya. Nereye döndü? Mehmet, bu ya bak Mehmet. Geldi. Geçim zor kardeşim, yandık. Zamlar üstte geliyor.